Abdülhalik Gücdüvani Kaddesallahu Sırrahul Aziz, nefis hakkında şunları buyurmuştur. Nefse uyup uymamak konusunda çoğu zaman akıl da yanılabilir. Bunun en güzel ölçüsü, hakkın emrettiğini yapmak, nehyettiğinden kaçmaktır. Yani şeriate uymaktır. Nefsini fenaya erdirmede son merhaleye ulaşmamış bir dervişin, öfkelenince yoluna şeytan karışır ve işini allak bullak eder. Nefsini ifna edende ise öfke bulunmaz. Gadabın yerini gayret alır. Ancak gadapla gayret birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü gadap nefsanidir, gayretse rabbani. Ve Allah ve Resulüne düşkünlük, onlara yapılacak hakarete ademi tahammüldür. Allah beni cennetle cehennem arasında muhayyer bıraksa, ben cehennemi tercih ederim. Çünkü cennet nefsin muradıdır. Bense nefsimin arzu ve isteklerine karşı direniyorum. Senin düşüncen çarpık ve sakat. Çünkü tersten yine nefs kokuyor. Kulun irade ve ihtiyarla ne işi var? Bize hak nereye git derse biz oraya gideriz. Neyi yap derse onu yaparız. Kulluk ve nefse muhalefet böyle olur. Abdülhalik Gücdüvani Kaddesallahu Sırrahul Aziz, duayla ilgili olarak buyurdu ki, kişi üzerine farz olan borçlarını öder, farizalarını yerine getirir ve ondan sonra dua ederse, dileği kabul olunur. Sen farzlardan sonra bizi duayla an. Biz de sana dua edelim. Umulur ki Allah dualarımızı kabul buyurur. Çünkü Allah Resulü, müminin mümin kardeşine gıyabında duası reddolunmaz buyurmuştur. Abdülhalik Gücdüvani Kaddesallahu Sırrahul Aziz, oğluna şunları nasihat buyurdu. Oğlum, sana vasiyetim şudur ki, bütün hallerinde ilim, edep ve takva üzere olasın. Selefin eserlerini oku, izlerinden yürü. Ehli sünnet vel cemaat çizgisinden ayrılma. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil sofilerden uzak dur. Namazını cemaatle kılmaya itina et. Fakat imam ya da müezzin olma. Şöhretten uzak dur. Çünkü şöhret afettir. Herhangi bir makama göz dikme. Mahkeme ilanlarına adını yazdırma. Kimseyle mahkemelik olma. Kimseye kefil olma. Halkın vasiyetlerine de karışma. Padişah ve devlet adamlarıyla düşüp kalkma. Dergah kurma ve dergahta oturma. Parlak oğlanlarla, namahrem kadınlarla, lafını bilmeyen avam insanlarla üffet etme. Güzel seslere fazla kapılma. Zira onun çoğu kalbi öldürür. Güzel sesleri ve hoş nameleri büsbütün ret ve inkar etme. Zira onlara bağlı olanlar çoktur. Az ye, az konuş, az uyu ve kalabalıktan, aslandan kaçar gibi kaç. Daima kendi yalnızlığında hakla beraber ol. Helal lokmayı ara ve şüphelilerden kaç. Nefsin hakkında iktidar sahibi oluncaya kadar evlenme ki, dünya seni yutmasın, seni kendisine meylettirmesin. Çok gülmekten, özellikle de kahkahayla gülmekten sakın. Sonra gönlünü öldürürsün. Herkese şefkat nazarıyla bak ve hiç kimseyi hor görme.
dışını süslemeye çok önem verme ki dış mahmurluğu iç haraplığından gelir. Halkla çekişme, hiç kimseden bir şey isteme ve kimseye hizmet teklif etme. Şeyhlere malın, canın ve gücünle hizmet et. Onların işlerini ret ve inkara kalkışma. Çünkü bu hal, ferah bulmayan bir hüsrana yol açar. Dünyaya ve dünyacılara meyletme. Daima elbisen sade, yoldaşın derviş, mayan ilim, evin mescid, dostun Allah Teala Hazretleri olsun.